Bu parkta, bu bölümde yine hareket eden nesnenin algoritmasını geliştireceğiz, geliştirmeye devam edeceğiz. Öncelikli olarak ne demiştik? Böceğin, biz ne yaptık? Böceğin şu anda gidebileceği koordinatların listesi var. Böceğin gidebileceği check ettiği 1, 2, 3, 4 tane 4 farklı yön var. Bu 4 yönü tek tek check ettik. Eğer orada bir kaya, taş, ağaç, duvar gibi bir şey yoksa, gidilebilirse ne yaptık? Bunu listemize ekledik. Şurada böceğin gideceği x koordinatı, böceğin gideceği y koordinatı. Şuna ne diyelim? Gidilebilecek koordinat listesinin indeks numarasını tutar. Şimdi şuradaki sayıyı arttırınca tabii koordinatta kayma olmuyor artık. Ama yine de bu sürekli bir işlem olduğu için arka arkaya yapıyor. Eğer bir yerde bir takılma olduğu zaman, mesela şu an olmuş bile, bir takılma olduğu zaman beklemediği için ve o işlemin tamamlanmasını beklemeden tekrar tekrar çalıştırdığı için problem ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken şey bu yöntemden vazgeçip bir hareket etmeye karar verip böcek bir koordinata doğru ilerleyip o koordinata vardığında hareket işlemi tamamlandığında ondan sonra yeni bir işlem yapılacaksa onu tekrar düşünmesini sağlayacağız. Bu yöntemle pek başarılı olmadı. Çünkü mutlaka bir yerde işlemci yetişemiyor arka arkaya işlem yapmaktan ve bir atlama oluyor. Atlama olduğu zaman da üst üste koordinatlarda bozulma oluyor. Şunlara yazalım. Gidilecek koordinatı kontrol et. Şuradan bir şüphem vardı benim. Burada şu met random bir sayısını üretebilir. Eğer bir sayısını üretirse hata vermesi gerekir diye düşünüyorum. Onu test edelim. Bu direction list index zaten burada da söylediğimiz gibi istenen koordinata doğru hareket et. Evet, x ve y'yi şu anda düzenlemişiz. Öncelikle şunu bir test edelim. Şunu 1,5 saniye yapalım hareketi. Çünkü eğer hata oluşursa bize kapatmak için vakit sağlasın. Şu met yerine 1 dersen hata vermesi gerekir. Evet, hata veriyor. Undefined. Çünkü bunun uzunluğu kaç tane eklenmişse, 4 tane eklenmişse 4. Ama
bir diziye 4 tane satır eklersek birinci satırın indeksi 0 olduğu için sonuncu satırın indeksi 3 olur. Biz burada indeksi 4'e ulaşmaya çalışırsak en son indeks 3 olduğu için ne yapar? Onu undefined olmadığı için onu görmez. Ama şu şekilde de up hiç denk gelmiyor gibi geliyor bana. Bakalım şuradan. Şunu hızlandıracağım. Yukarı değer hiç üretilmiyor. Tekrar bakayım, yanlış mı hatırlıyorum? Random 0 ile 1 arasında bir değer üretiyordu. Random. Biz çünkü random'u daha önce çok fazla kullandık birçok yerde ve bu şekilde kullandık. Sıfır ve bir arasında bir sayı üretiyor. Yani şuraya bakarsan eğer 9 ve küsuratı var. Yani şunun şu kadar küsurat olması aslında 0.1'in 0.9'un aslında şu kadar fazla da olasılığı var. Ama 1'in, yani şuranın 1 olmasının şunların hepsinin 0 olması lazım. Yani çok 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 az bir olasılık. Acaba o şekilde mi çalışıyor? Tabii acaba ile bu iş olmaz. Bunu şimdi böyle yazıp sonra burada 1 üretirse bu. 1 üretirse ne olacak? Program hata verecek. Orada gördüğümüz gibi hata verecek. Madem bu şekilde çalışıyor, biz en iyisi şunu yapalım. Şuraya bir değişken açalım. Random value diyelim. Ve şu value'yu bunun içine atayalım. Sonra da aşağıya da diyelim ki eğer random value eşittir 1 ise random value'yu ya 50'ye bir değer verelim ya da tekrar mat.random value diyelim. Ama mat.random value dersek tekrar bir gelme olasılığı var. Sıfır nokta 7 diyeceğim. Eğer 1 gelirse. Mesela şu ana kadar hiç 1 gelmedi. Ama olur da o olasılık gerçekleşirse, çünkü gerçekleşebileceğini söylüyor metin kullanım dokümanlarında, met random'un gerçekleşebileceğini söylüyor. Gerçekleşirse böyle bir olasılık, burada bir hata oluşmasın diye şu eksi 1'i de artık silebilirim.
Eğer bir değeri üretilir ise değeri yok say diyelim. Her yöne gidiyor. To do diyelim hatta buraya da. Met nokta random komutunun bir üretme olasılığını araştır. Şimdi ilk geçeceğim bu konuyu. İstenen koordinata doğru hareket et falan falan. Şimdi benim bazı önceliklerim vardı. Bir tanesi eğer böcek sıkıştı. Güzel. Doğru hareket ediyor. Şimdi önce şu hatadan bir kurtaralım kendimizi. Onun için şu yöntemden kurtaralım. Nasıl yapacağız o yöntemden kurtarmak için? Biz şurada bir hareket komutu kullanıyoruz ya, MOTU. MOTU kullanıyoruz. MOTU'da şöyle bir özellik vardı. MoveObjectTo DispatchEvent. Bir event dispatch ediyordu. Ne? Koordinata vardığı zaman. Biz bunu player'da nasıl kullanmıştık? Hemen ona bakalım. Add event listener eklemişiz window'a. Object array diye koordinata çalıştırmışız. E nokta object id ile de E'nin id'sini alıp hangi nesnenin koordinata vardığını bakmışız. Şöyle yapalım. Her bug'ın içerisinde düşünmeye başladığı zaman bir tane event listener oluştursun, object arrive diye ve this nokta on coordinate çalıştırsın. Buraya ekleyelim. This nokta on coordinate eşittir function e parametresi, event'in parametresini geri dönecek. Ben de oradan bunun ben olup olmadığımı test bakacağım. Böcek koordinata ulaştı. Böcek koordinata ulaştığında eğer orada kelebek varsa kelebeğe bir hasar verecek. Ya da bir elma varsa, bir çiçek varsa onu tüketecek. Ve koordinata ulaştığında işi bittiği için, hareketi tamamlandığı için bir sonraki hareketi için tekrar düşünmeye başlayabilir.
tekrar think komutunu burada çalıştırabiliriz. Çünkü şunu kaldıracağız. Peki event listener'ı kendi objesinin içine ekledim. Bir de şuna bakacağım. Object ID. Object ID'yi nasıl buluyor bu animate class'ı? Element get attribute ID. ID'den buluyor. Peki biz ID'ye ne verdik? Oluşturduğumuz bug'ın, böceğin ID'sine bug ID'yi verdik. Bug ID nereden geliyor? Buradan index numarasını vermişiz. Yani 0, 1 veya 2 değeri dönebilir. Birinci bug için o değer 0 olur. Biz de burada o zaman 0 değerini şuradan gidelim. On coordinate şu değeri 0 yapalım. Şurada da alert diyelim. Arrived diyelim. Şunu da move to start thinking ile yine 1500 yapalım. Bir hatayla karşılaşırsak bazı hatalar oldu. Ne oldu? This nokta eventsel in zaten function. Nerede o? Bug'da start thinking'in içinde. This'e eklenemiyor olabilir. Ben hepsini aynı yere eklememek için ona eklemeye çalıştım. Arrived. 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 Evet, this'e eklenemiyor. Peki. This'e window'a ekledik. Ama bir başka bug eklediğimizde onu da window'a ekleyeceğiz. Ama fonksiyonları farklı olacak. O bunu çağır, bunun içindeki fonksiyonu çağıracak, öbürü onun içindeki fonksiyonu çağıracak. Bir sorun olursa geri döneriz. Şunu kapatalım. Şunu açıyorum. Artık koordinata ulaştığında benim bilgim olduğu için şurayı start thinking'i kapatıyorum. Artık bu komutu kullanmak istemiyorum. Kullanmayacağım. Burada yaptığım şey zaten think fonksiyonunu çağırmaktı. Ben event listener'ı ekledikten sonra işin bitince on koordinatı çağır ve bana bilgi ver. Dediğim için burada sadece bunu ekledikten sonra this.think fonksiyonunu çağırırsam
düşünüp bir yere ilerlemeye karar verdiği zaman, o kararı seçip ilerlemeye başladığı zaman ve ilerlemesi tamamlandığında şu komutu Think'in altına yerleştirelim. Düşünüyor. Düşündü. İlerledi ve ilerlemesi tamamlandığında tekrar düşün. Bir sonraki adımı düşün. O zaman hareket etmek bizim düşündüğümüzden, öngördüğümüzden daha fazla zaman alırsa ya da bir kasılma, kitlenme olursa işlem tamamlanmadığı için bu çağrılmayacak ve bir sonraki düşünme aşamasına geçmeyecek. Peki, şimdi bakalım ne oldu? Şu an artık o hatanın düzelmiş olması lazım. Şunu kaydedeceğim. Şunu kapatayım. This.think dedik. Harekete başlıyor. Ve hareket tamamlandığında tekrar düşünüyor. Evet, bir hata oldu. Bir sonraki adıma geçmedi ve kilitlendi. Kapatalım. Tekrar açıyorum. Hatayı görmek için açamıyorum şeyi. Bakalım ne olmuş olabilir? Bizim yazdığımız komuttan mı kaynaklandı? Kilitleniyor bir şekilde. Şu çalışmasa da kilitleniyor. Biz neyi kapattık? Şu komut birden fazla çağrılıyor olabilir mi? Bir kere burada çağrılıyor. Doğru. O çağrıldığı zaman bir tane event listesini ekliyorum. Bu artık bir daha çağrılmıyor. This nokta Think'i çağırıyorum. Şunu da kapatalım. Kitlenme bizim son yazdığımız komutlardan mı kaynaklanıyor yoksa daha önceden başka bir şeyle mi? Başka bir şeyi mi bozduk? Evet. Onu da kapatmış olmama rağmen yine de kilitleniyor. Ben buna biraz bakayım. Hiçbir şey yapmadım ama şu an düzeldi. Demin kilitleniyordu burada da. Şu an düzeldi. Şunu açayım. Bakayım tekrar. Yine mi kilitlendi? Yok. Bir kere hareket etti. Bir hata, bir şey var mı?
Bir de şunu açalım. Hiçbir şey yapmadık yani, bir şey düzeltmedik ama çalışmadı ama kitlenmedi de. Bir hata vermiş. This nokta this thing is not a function. Niye? Çünkü niye? Daha önce karşılaştığımız hataya benziyor. Şu değişkeni ben şunun içinde çağırıyorum. Şu fonksiyonun içerisinde çağırıyorum. O yüzden this nesnesi değiştiği için onu bulamıyor. Şöyle yaparsam that nok that eşittir this deyip şunu şu şekilde çağırırsam E parametresini de aktarırsam ne diyordu? This nokta thing'i bulamıyor. Şuradaki this'i bulamıyor. Şuradaki this'i bulamıyor. Şimdi çalıştıralım. İşte bunu da farklı yerde aradığı için alttakini hiç alttakini de bulamıyor. Ne yaptık yine? Şunun içerisinde burası farklı bir dis olduğu için bir değişkenle asıl bizim kullanmak istediğimiz disi aktardık buraya. Sonra burada fonksiyona da e'yi koyup, çünkü burada olay oluştuğunda şu fonksiyona parametreyi gönderecek. O parametreyi de ne yaptık? Aktardık. Burada da İlk düşünmeyi başlat dedik. Artık şu komuta ihtiyacımız yok. Biraz bakalım. O kitlenme şu hatadan dolayı olabilir mi? Olmuş olabilir mi? Şu hatadan dolayı. Belki olmuş olabilir. Yenileyelim bakalım. Artık koordinat dışına çıkmıyor olması lazım. Gerçi şunu daha yapmadık. Belki bir hata oluşabilir. Şunun da x ve y'nin de artık koordinata ulaştığı zaman değişmesi gerekiyor. Aynı player'da yaptığımız gibi. Çünkü biz bu koordinatları değiştirdik ama daha bu koordinata ulaşmadı. İşte 300 milisaniye sonra ulaşacak. 320 milisaniye sonra ulaşacak. Ulaşmadan değiştirirsek sanki o koordinattaymış gibi verilerde değiştirmiş oluruz. Ve daha sonra mesela şey yapacağız. Diyelim diğer bir canlı, diğer bir böcek de geziyor. Diğer bir böcek de gittiği yerlere bakacak. Eğer o koordinatta bir böcek varsa oraya gitmeyi tercih etmeyecek. Geri dönecek. Ama bir böcek hareket ederken çevresinde eğer player varsa onu avlamak için hemen o koordinata yönelecek. Hasar vermek için. Hasarı da sadece böcek kelebeğe verebilir şeklinde yapacağız. Kelebek bir koordinata ulaştığında o koordinatı check ediyordu mesela. Trap varsa hasar al diyordu. Ama bunda farklı, şu şekilde olacak. Hasar alıp almadığını bu biliyor. Bu ona gönderecek. Hasar aldım diye.
Şimdi benim artık şu sorunu çözdüğümüze göre artık hızlı bir şekilde hareket ediyor. Bir de ilerlemeden önce birden fazla böcek ekleyelim. Bakalım yazdığım, şu ana kadar yazdığımız komutlar düzgün çalışıyor mu? İki, üç, dört. Hatta deneme amaçlı 5 tane ekleyelim. Ne olduğunu da görmüş oluruz. Bak, iki arı olması lazımdı. Bu örümcek arı. 3 örümcek, 2 arı ekliyorum. Bakalım. Arıların sola dönüşünde bir sıkıntı var. Bakın, tek klasla hepsi kendi değerlerini kendi değerlerini saklayıp hareket ediyor. Ama bazı sorunlar var. Kayma oluyor. Kayma olmaması gerekiyordu. Kayma olmaması gerekiyordu. Şu arı niye sola dönemiyor? Ona bir bakalım. Resmin yolunu mu yanlış yazdık? Asset içinde bak, sağ, sol. Aha. Resmi left olması gerekiyor. Onu yanlış yazmışız. Peki, bu bir. Mesela burada bir for döngüsüyle 0 i küçük 25 i plus plus (25 × 2) 50 tane bug nesnesi ekleyebileceğim şimdi. İki satırlık komutla. Bakalım işlemci ne olacak? Task Manager. Hangisi ki acaba? Şimdi anlarız gerçi. Şu işlemciye göre sıralayalım. Yeniliyorum bu sayfayı. %34. İşlemcinin %34'ünü kullanıyor. Ne olursa işte 50 tane nesne eklersek %34'ünü kullanıyor. Bakalım hata oluşuyor mu? Kayma oluyor. Bir kayma söz konusu. Ama sanki bir taneyken kaymadı. Ya da o olasılık bir taneyken çok az olacağı için görme olasılığımız. Onunla karşılaşmadık öyle bir olasılıkla. Evet, o zaman
Şimdilik iki tane ekleyeyim. Kayma koordinatlarla ilgili bir şey. Daha önce kelebeğin de kaydını biliyoruz. Onu düzeltmiştik. İki tane ekleyeyim. Şu kodu biraz inceleyeyim. Kaymaya ne sebep? Şunu bir yapalım. Daha önce player'da temp kullanmıştık. Gideceğimiz koordinatları temp'e koyuyorduk. Oraya vardığımız zaman da ne yapıyorduk? This x ve this y'yi düzenliyorduk. Bir de bize şey gerekiyor. Temp'in dışında. Nerede o? Buraya da koymuşuz zaten. Bu böceğin bulunduğu koordinat. Bu böceğin ulaştığı koordinat. Bulunduğu koordinatı güncellemek için. Bir de this nokta history x diyelim eşittir böceğin bir önceki adımda bulunduğu koordinat. Buna niye ihtiyacım var? Düşünürken bir yere gidip gitmemeyi, bir önce geldiği yeri en son seçenek olarak, geldiği yere en son seçenek olarak gidecek. This nokta history y eşittir 0. Peki şunları yerlerine yerleştirelim. Şurada this nokta temp x y nokta temp y. Daha sonra da koordinata vardığında düşünmeden önce this nokta x eşittir this nokta temp x this nokta y eşittir this nokta temp y ve this nokta history x eşittir şu de buna değer atamadan önceki değeri history x'i bir önceki y'si de bir önceki ilk kez oluşturuluyorsa history x'i aynı konum olsun. History y'si de aynı konum olsun. Böylelikle ne olmuş oldu? Gideceğim koordinatı belirleyip hareket etmesini istedikten sonra şu koordinatlar ne oldu? Değişmedi. Tutuldu. Bir de şu özelliği de ekleyelim. IsMoving özelliğini de ekleyelim. Bu da önemli bir özellik. Çünkü hareket halindeyken tekrar başka bir harekete başlamasın. Ne olursa olsun. Zaten bunu burada yazmışız. Move to turn direction moving animate nokta move element direction on
Evet, burada bir şeyler yazmışız. Şu komutu ne? Mode komutu. Bug'ın içindeyiz. Evet, mode komutu. Temp'e de gerekli değerleri vermişiz. Demek ki bizim bir daha burada temp'e bir değer vermemize gerek yok. Bulunduğu koordinatta tekrar hesaplamış gideceği koordinatı. Sonra da to y to x'i ne için hesaplıyor bu? Burada kullanmıyor. Temp'e koymak için hesaplıyor. Hiç gerek yok bunlara. Bunlara da hiç gerek yok. Biz bunların hepsini yazmışız aşağıya. Şuna da hiç gerek yok. Bir tek şuna gerek var. Mode'u yaptığı zaman, harekete başladığı zaman this mode'u harekete başladığı zaman bir yapacak. Is moving'i bir yapacak. Şunu burada yaptım. İçeri almadım çünkü bir daha burada parametreyle göndermem gerekiyor x'ye ya da hesaplamam gerekiyor. Hesaplamamak için turn to is moving'in burada olmasında bir sakınca yok. Is moving burada olsun. Sonra is moving ne zaman açılacak tekrar? Şurada koordinatları verdik. Artık is moving hareket edebilir. Hareket edebilir olacak. Böcek hareket halinde hareket tuşlarını pasif yap. Böceğin hareketi bitti. Bir önceki koordinatları tut. Yeni koordinatları güncelle. Bir sonraki hamleyi, adımı düşün. Peki. Eğer hareket halindeyken bu think fonksiyonu çağırırsa ne olacak? Öyle bir olasılığın olmaması lazım. Hareket halindeyken think fonksiyonu nasıl çağırır ki? Hareket bitince think fonksiyonu çağırır. Ama eğer hareket halindeyken bir daha çağırılırsa, yani is moving 1 iken bir daha çağırılırsa bu hataya sebep olur. Öyle bir olasılığın ben olmayacağını düşünüyorum. Ama şurada bir alert koyalım. Eğer öyle bir olasılık olursa bize söylesin. Biz de kontrol edelim. Niye öyle bir olasılık oldu diye. Eğer moving 1 ise hareket ederken think fonksiyonu çalışmışsa hareket halindeyken düşünmeye başladı diye uyarsın bizi. Evet, bir daha bir bakalım. Çalışıyor mu? Bir hata var mı bir yerde?
çalışıyor. Koordinatları düzenledim. Şimdi yine bir sürü ekleyelim. Bir sürü kelebek ekleyelim. Bakalım. O hata tekrar olacak mı? i küçük 20 i++ şunu şuraya yapıştır. Çalıştırıyorum. Bakalım koordinat dışına çıkan var gibi sanki koordinat dışına çıkıyorlar buna. Bunlar koordinat dışına çıkıyor. Ama bir sürü eklememize rağmen ne oldu? Hareket halindeyken hiç bu çalışmadı. Biraz daha düşüneyim ben. Başka ne sorun olabilir? Şunu tekrar azaltacağım. Butterfly. Bakalım başka ne sorun olabilir? İki taneyken sorun yok gibi. Bir iki tane biraz geçsin bakalım. İki taneyken sorun olacak mı? Biz de gezelim. Bakalım bizde sorun olacak mı? Ben de geziyorum. Çünkü ben de şimdi aynı animate komutunu kullanıyorum. Animate fonksiyonunu. Eğer ki animate fonksiyonundan kaynaklanan, şimdi daha önce hep tek nesne için kullandık. Animate fonksiyonundan kaynaklanan bir sorunsa bende de hata olması gerekir. Şu anda bir sorun yok gibi. İki nesne varken bir sorun yok gibi. Belki de çok fazla nesne ekledik. Yazdığımız animasyon fonksiyonu biraz hantal bir iş yapıyor işlemci için. O yüzden bazı sorunlara sebep oluyor olabilir. Şu anda düzgün görünüyor iki taneyken. Evet. Şimdilik şuna başlayalım. Bir de şu resimlerin resim boyutlarına bakayım, genişliğe, yüksekliğine. Tam 32 piksel mi? Onları export ederken bir hata yapmış olabilir miyiz diye bir bakayım. Otuz iki. Mesela şu kanatlar 32 pikselin içerisinde.
aslında. Mesela arabada şuradan geçerken mesela kanadı sanki bunun üzerine geliyor. Şey olabilir. Koordinat. Evet, bu her zaman olduğuna göre. Şöyle bir olasılık olabilir mi? Şimdi şurada bir boşluk var. Bu resim tam sıfıra sıfıra dayatılmamış. Ama bu şeffaf olduğu için resmin içerisindekini alıyor olabilir mi? Resmin içine alıyor olabilir mi? Bunu anlamanın tek bir yolu, bir yolu var. Yollarından bir tanesi. Şöyle yapalım. Yine bir klasör açalım. Bak diyeyim ona. Çünkü eğer koordinat kaysa, tekrar düzgün bir koordinatta ilerlememesi lazım. Ama zaten ilerlemiyor düzgün bir koordinatta. Evet, şunu silelim. Bununla ilgili değil bu herhalde. Ben biraz daha... Evet. Sonuçta hata ayıklamak da bu işin bir parçası. Böyle yazdığımız algoritmalarda, komutlarda hata olabilir. Buraya kadar da bir sürü hatayla karşılaşmıştık. Ama yazdığımız algoritmalar basit, az satır kod olduğu için hemen aklımıza geliyordu hatanın nereden kaynaklanabileceği. Hata ayıklama konusunda da bu da bir iş. Bunu da bu konudaki yöntemleri de öğrenip kendimizi bu alanda da geliştirmemiz gerek. Sadece program yazma değil. Kod arttıkça şimdi benim aklıma bunun nerelerden gelebileceği konusunda birçok olasılık geliyor. Tek bir yer değil. Farklı birçok yerden kaynaklanabileceği geliyor. Ama bir yandan da sanki örümceğin koordinatında bozulma olmuyor. Sadece arının koordinatında bozulma oluyormuş gibi de geliyor. Bunu deneyelim bir de. Bug 2'yi iptal edeceğim. Onun yerine sadece örümcekten bir sürü koyacağım. Bakalım koordinatı bozulan olacak mı? Yok, örümcekte de oluyor. Koordinat bozulması oluyor. Daha bu hatayla ilgileneceğim. Bir ipucu bulana kadar keseceğim videoyu. Çünkü bu süreç biraz sıkıcı olabilir. Ama devam etmek için yapılması gerekiyor. Evet. Şöyle bir komut ekledim. Yani düşünme, bir sonraki adımda koordinata vardığında düşünme
komutunu hemen çalıştırıyorduk. Ama arada hiçbir dinlenme olmuyor. Dinlenmeden bir sonraki komuta geçiyorduk. 50 milisaniye sonra ben çalıştırması istedim. Yani bir yere bir koordinata gitmeye karar veriyor. O koordinata doğru hareket ediyor. O koordinata ulaştığını bize söylüyor. Ben diyor bu koordinata ulaştım. Sonra hemen ikinci koordinata hareket etmeye çalışıyor. O iki iş arasında 50 milisaniyelik bir dinlenme süresi ekledim. Bunu garanti olsun diye 10 milisaniye yapmıştım. 10 milisaniyede de biraz hata oldu. Ama 100 milisaniyede mesela hiçbir hata olmadı. Biraz dinlenme süresi ekledim. Bunları azaltırsak, kayıt yaptığım için biraz yavaşlama oldu. Kayıt yapmıyorken daha hızlı hareket ediyorlar. Böcekler az olacaksa bekleme süresi de düşürülebilir. Ama 10 milisaniye çok az bir süre. 10 milisaniyede hata devam ediyor. Gördüğünüz gibi 100 milisaniyede hiçbir hata yok. Algoritmamızda bir hata aslında yok. Yani yaptığımız bir hata yok. Ama animasyonu için tasarladığımız mantıkta arka arkaya yapmamız bir hataya sebep oluyor. Aslında o animasyon klasının üzerinde çalışıp hatanın tam olarak nasıl bir olasılık oluştuğunda karşılaşıldığını tespit edip iyileştirme de yapılabilir. Ama ben öyle bir iyileştirme yapmayacağım. Benim için şu an şu ihtiyacımı karşılayacağı için devam edeceğim. Evet, şöyle bir şey var şimdi. Hareket ederken dört yönden en öncelikli olan, eğer player bizim çevremizdeyse, onun olduğu koordinata gitmek istiyorum ben ve onu takip etmek istiyorum. Ona doğru ilerleyeceğim. Eğer bir birim yakınımızdaysa, daha ilerisine bakmayacağım. 2 birim, 3 birim ilerisine bakmayacağım. Sadece bir birim ilerisine bakacağım. Benim en öncelikli hareket edeceğim yer orası. Onun için benim player'ın koordinatına ihtiyacım var. Player'ın koordinatı da nerede? Player klasında içerisinde tutuluyor. Player X. Ben alt klaslardan tabii Player X'e ulaşmıyordum. Aslında bug klası ile player klası birbiriyle etkileşime gireceği için bug klasına ulaşabilirim. Ama istersek ulaşmayacağımız şekilde de tasarlayabiliriz. Nasıl bu? Nerelerde kullanılmış? Buralarda kullanılmış. It'ler kullanılıyor. Buralarda kullanılıyor. Şunlar nedir? Bir tornavcıda kullanılıyor. Evet. Peki player X hiç dışarıda kullanılıyor mu? Bakalım. Find player X ise biz başka bir class'tan ulaşmaya çalışmış mıyız? Ulaşmış mıyız? Hayır, hiçbir class'tan ulaşmamışız.
Şöyle yapabiliriz. İstersek player x'in player x'in bir ikizini global CSN'in içerisine koyabiliriz. İstersek player x'i tamamen global CSN'e taşıyıp burada burada o değerleri kullanabiliriz. Global CS, global X, global nokta player X diye kullanabiliriz. O zaman ne olacak? Veri hem burada olacak hem global global nokta player X'de olacak. Bakıyorum nerelerde düzenlenmiş. Şimdi bir aynasını bir eşini de oraya koyarsak nerelerde düzeltmemiz gerekecek bunu? Şurada değişiyor. Şuralarda değişecek. Biz yine global CS'ye koyalım. Belki ileride başka birinin de oyuncunun koordinatına ulaşmak isteyebilir. İstemesi gerekebilir. Global CS'ye aynı player score'u buraya koyduğumuz gibi global player x eşittir 0 global nokta player y eşittir 0 diyeceğim. Bunun yerine globali de kullanabilirim. Ama şu an tam olasılıkları düşünemediğim için bunu değiştirmeyi tercih etmeyeceğim. Globalde kullanmaya devam edeceğim. Bunu değiştirmeye karar verirsem daha sonra bunu değiştireceğim. Hemen hızlı bir şekilde hareket etmiyorum. Biraz kendime zaman vereceğim düşünmek için. Başlangıçta şu değerler var. Clear çalıştırılır, çalıştırılıyor. Tamam. Ne yapalım? Burada önce şu değerleri burada bir alalım. Bir de başka nerede değiştiriliyordu? Şurada değiştiriliyor. Burada da güncelleyelim. Player koordinatlarını herkesin ulaşabilmesi için globale kopyala. Şimdi ben burada artık şöyle yapacağım. Eğer ki çevremdeki 4 koordinattan bir tanesinde oyuncu varsa zaten benim artık başka koordinata bakmama gerek kalmamıştır. Benim en öncelikli hedefim oyuncu olduğu için direkt oyuncuya yöneleceğim. Şurada bir değişken açayım. Değişkenin ismine de don't check other koordinat diyeyim. Eğer öncelikli gidilecek bir yer bulunursa diğer koordinatları kontrol etme. Koordinat check edilirken
Hemen şurada bakalım. Eğer gidilecek x koordinatı eşitse global nokta player x global nokta player x'e eşitse ve to y'de global nokta player y'e eşitse şuraya bir bakayım. Ben burada clear'ın içinde tanımladım. Tamam, kullanalım. Orada iki tane çıkmasına şaşırdım. Niye iki tane çıktı diye şaşırdım sadece. Şurada yazalım. Öncelikli bir hedef bulundu. Hedef de ne? Oyuncu. O zaman ne yapacağım? Direction don't check other coordinate. Don't check other coordinate 1 diyeceğim. Başka bir koordinat check etmesine gerek kalmasın. Daha önce bir koordinat bulduysa onu sıfırlayacağım. Bulunan tüm hedefleri yok say. Çünkü öncelikli bir hedef buldum, ona yöneleceğim. Ne yapacak buradan geçince? Sıfırladı. Bulunan koordinatı ekledi. Ekledi. Bu artık 1 olduğu için 1 olduğu için artık şunun komple çalışmasına gerek yok. Çünkü artık bu 1 olmuş. Zaten bu fonksiyon bitince de tekrar 0 olacak. Bu fonksiyon bitene kadar bir daha şunun çalışmasını istemiyorum. Eğer eşit değilse 1'e evet. Öncelikli bir hedef bulunmamış ise hedefleri listelemeye devam et. Şimdi böylelikle ne oluyor bu yazdığım komutla? Şurada 4 kere koordinatı check ediyoruz. 4 kere gidilebilecek 4 farklı koordinat. Şimdi atıyorum birinci koordinat neresi? Sağ taraf. Sağ tarafa baktı. Don't check other koordinat 0 olduğu için bakıyor. Baktı. Gidilebilir dedi. Ekledi listeye. Sonra geldi sol tarafa baktı. Baktı. Ekledi listeye, gidilebilir. Sonra geldi aşağıya tarafa baktı. Bir baktı ki aşağı tarafta şey var. Oyuncu. Öncelikle hedef buldu. Hemen önce bulduğu iki koordinatı sildi. Çünkü o koordinatların içinden aşağıda randomla bir yer tespit ediyoruz. Gidilebilecek yerleri sıralıyoruz. Ondan sonra içinden istediğimizi random bir sayı seçip gidiyorduk.
öncelikli hedef bulduğu için diğer ikisini sil de oyuncunun olduğunu ekledi buraya. Oyuncunun olduğu koordinatları buraya ekledi ve çıktı. Daha sonra mesela oyuncu burada bulunduysa, daha sonra bir daha check edilirse oyuncu bulunduğu için öncelikli bir hedef, o da eklenmiyor. Böylelikle burası öncelikli hedef eklenmiş olarak iniyor aşağıya. Şurada da direction list length 1 olduğu için ve 1 de bir olasılığı çıkarsa da onu 0.7 yapıyoruz. Yani 0. Zaten bir tane değer eklenmiş, satır eklenmiş. O da 0. indeks numaralı satır. Ne oluyor? Direkt şeye doğru, oyuncuya doğru yönelmesini sağlamış oluyoruz. Böylece birinci kuralımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Eğer oyuncu bulamazsa gidilebilecek bütün koordinatların listesini çıkartıyor. Listesini çıkartıp tekrar buraya geliyor. Şu özelliği ekleyelim şimdi. Geldiği eğer koordinat check ettiğimiz koordinat geldiğimiz koordinatsa, yani history x'teki koordinatsa, o bizim en son gideceğimiz yer. Yani eğer gideceğimiz diğer 3 yer kapalıysa, gidilemez durumdaysa ancak o durumda geri dönmeyi düşünürüz. Ona da şöyle yapacağım. Yine şunun altına yazalım. Eğer to x eşittir neydi? This nokta history x and to y eşittir this nokta history y ise, burası nedir? Bir önceki koordinatım. Ama ya bir önceki koordinatımda player bir önceki koordinatıma gelmişse, öncelikli hedef o olarak belirlendi. Geldim burada, o işlemleri yaptım. Sonra baktı ki o koordinat aslında bir önceki koordinat. O zaman şu işlemi bir yukarıya yaparsam ne olur? Olmaz. Tamam. Bir aşağı yapacağım. Eğer bir önceki koordinatımda bulmuşsa player'ı, zaten şunun da bir olması lazım. And bilmem ne, don't check other coordinate eşit değilse 1'e. Yani bir önceki koordinatı bulmuşsa, bir önceki koordinatı check ediyorsa ve orada player yoksa, bir önceki koordinat bulundu. Gidilecek
ile de en son koordinat. Bunun önceliği en sona. Ama player olsaydı hiç buraya girmeyecekti. Direkt bunu bu eski koordinat olarak görmeyip direkt ekleyip çalıştırıp çıkacaktı. Eski koordinat olmasının bir özelliği olmayacaktı. Çünkü öncelikli hedef o koordinattı. Eski koordinat olması hiç önemli değil. Peki burada ne yapacağız? Diyelim ki eski koordinat. Eski koordinatsa buraya eklemeyeceğiz o koordinatın özelliklerini. Başka bir değişkene ekleyeceğiz. Eğer ki gidilebilecek bir yer bulamazsak bu listenin içerisinde gidilebilecek bir yer olmazsa sıfır olursa ne yapacağız? En son ihtimal olarak geldiğimiz yere geri döneceğiz. Geldiğimiz yere geri dönerken orası başka bir böcek tarafından kapatılmış olabilir. Evet. Onu nereye yazalım? Şuraya şimdi not alalım hemen. Gidilebilecek sadece geldiğimiz koordinat varsa ve orası da bir böcek tarafından kapatılmış ise bekle. Beklemem gerekecek. Bekleyecek çünkü böcek böceğin üzerinden geçemez. Peki nasıl bekleyecek? Şöyle yapalım. Nasıl bekler? Direct list boş ise ve history core boş ise bekle. Niye böyle yaptım? Çünkü böceklerin olup olmadığını şurada bir yerde şurada bir yerde kontrol edeceğiz. Onların böceklerin olup olmadığını kontrol eden fonksiyonu yazdığımızda. Yani o zaman buraya hiç girmeyecek. Ne olacak? Direction list ile history core boş olacak. Bu ikisi boşsa demek ki böyle bir olasılık gerçekleşmiş ve bekleyeceksin. Bir süre bekleyeceksin. Sonra tekrar bakacaksın. Tekrar dolmuşsa, boşalmışsa o gidilebilecek yer oraya döner, gider. Ama eğer yine boşalmamışsa beklemeye devam etsin. Bu olasılıklardan bir tanesi bu. Şey yapalım. History'yi nerede tutacağız? Direction list var. History direction eşittir. Direction list'in altına yazalım bunu. Onunla aynı veri tipini veriyi tutuyor içinde. Bu bir liste. Random gidilebilecek yerler. Bu da eğer bu listede hiçbir yer yoksa buraya gideceğim yer. Niye bu listeye koymadım bunu? Bu listedekilere bir tip vermek istemedim. Koymadım. Çünkü ben bunu bulduğumda bir önceki gideceğim yeri bulduğumda liste sıfır olabilir ama bundan sonra başka yerlere de bakacak olabilirim. Onlara baktıktan sonra onları da listeye ekleyeceğim ve bu da listeye eklenmiş olacak. Sonra aralarında tekrar seçim yapmam gerekecek. Onun için de bir tip seviye vermem gerekir. Öncelikli olan bir, öncelikli olmayan iki ya en öncelikli olan gibi sayılar verip hesaplama yapmam gerekir tekrardan.
çok fazla olasılık olsaydı öyle yapardım ama çok fazla şey yok şu anda. Olasılık yok. O yüzden şimdilik bu yöntemi kullanacağım. Böceğin bir önceki geldiği yer. Bir önceki koordinat bulundu. Eşittir. Şu değeri direkt buraya yazacağım. Push etmek yerine buna buraya yazacağım. Eğer history x değilse ve history y değilse ve koordinatta bu bulunmadıysa direction list'e push edebilirim. Böylece ne olur? Direction list'e bu şekilde push edersem şu direction list'e push edilmiyor. Eğer şunu bulursam buraya ekliyorum. Bunun dışında bir şey bulursam direction list'e push ediyorum. Player'ı bulursam direction list'i boşaltıyorum, içine push ediyorum. Sonra bir daha da direction list'e başka hiçbir şey almadığım için en son direction list'in içerisinde bir tane kayıt kalıyor. Şimdi bunu nerede kullanacağız bu bilgileri? Şimdi nasıl çalıştıracağız? En üstte önce şunu yazalım. Eğer direction list'in uzunluğu eşittir 0'sa demek ki gidilebilecek hiçbir yer bulamamış. Gidilebilecek hiçbir yer bulunamamış. Sonra neye bakacağım ben? Eğer history direction'a bakacağım. Eğer history direction'da şunu şöyle yapalım. Bu bir obje ya. Obje olarak kullanıyoruz. Şöyle yapalım. Gidecek bir yer bulunamamışsa neredeyse bir önceki koordinatı kontrol et. Direction history direction nokta. Nasıl anlarız bunun dolu olup olmadığını? Nokta direction. Eğer içine şöyle bir veri aktarılmışsa doludur. Doluysa bir önceki koordinata gidebilirim demektir. Ama eğer orada bir böcek, başka bir böcek varsa ne olacak? Bunun içerisi de boş olacak ve else şuraya yazalım. Gidilecek hiçbir yer yok ve önceki koordinat kapatılmış. Bekle. Tamam. Peki. Bir önceki koordinata
gitmek istiyorum. Şurada, değil mi? Ne yapayım? Direction zaten boş. Artık her yere bakılmış. Artık iş bitmiş. Nokta push diyorum. Böylece direction liste gidilebilecek bir yer eklemiş oldum. Gidilebilecek yerlere bir önceki koordinatı ekle. Niye bunun için ekliyorum? Çünkü şu komutum çalışsın diye hepsinde aynı şekilde. Yani gerekli düzenlemeyi yapacağım, sonra bu komuta bırakacağım işi. Bekleme işi için de şunu şöyle yapmak istiyorum ben. Şunu alacağım. Şuraya. History X History'ye direction olarak da bekle diyeceğim. Bu koordinatta bekle. Bu da ne zaman oluyor? Şu bekleme şunun içine girerse ve girdikten sonra eğer bir önceki koordinata da gidemiyorsa ne yapacaktı? Bekleyecekti. Ama gidilecek hiçbir yer yoksa ve sadece geri dönebilecekse bekleme işini yapmayacak. Yani diyelim bir yere girdik, şuraya girdik. Sadece geri dönebiliyoruz. İki seçenek koymayacağım hani. Ya bekle ya geri dön demeyeceğim. Eğer çıkmaz bir sokağa girdiyse hemen çıksın. Ama length sıfır değilse yani bir yerler buldu, gidecek bir yerler buldu ya da bir yerleri buldu ya da şeyin player'ı buldu. Player'a dönecek. Player'ı bulduysa player'a hemen gitmesi lazım. Ama player'ı bulmadıysa onu nereden anlarım player'ı bulup bulmadığını? Eğer şu eşittir 1 ise player'ı bulmuş demektir. Eşittir 1 ise player'ı bulmuş demektir. O zaman hiçbir işlem yapmayacağım. Ama player'ı bulmadıysa 0 player'ı bulmadıysa ve geri de dönmeyecekse şu bekleme komutunu bir daha koyuyorum. Eğer bir değeri üretildiyse değeri yoksa sonra random bir sayı üretiyorum. Direct list'in rengine bakıyorum. Ve hareket ediyorum. Ama wait ise hareket etmeyeceğim. Wait dışında bir şeyse hareket edeceğim. Onu yazalım şuraya. If direction eşit değil wait eğer wait değilse hareket edeceğim wait ise bekleme ise başka bir kod yazacağım şuraya bekleme kodunu yaz
O da olduktan sonra dial temp x temp y'yi şununla değiştirebilirim. Evet, tamamladım. Tekrar baştan anlatayım ne yaptığımı. Şimdi olayların sırası önemli. Şu bir zaten benim fonksiyonum. Şunu geç. Şimdi düşünmeye başladığı zaman ne yapıyor? Böcek düşünmeye başlıyor. Gidebileceği dört yön var. Yukarı, sağ, aşağı, sola. Gidebileceği dört yön var. Bu dört yönü burada tek tek çek ediyorum. Alt alta. Dört yönü çek ediyorum. Şimdi eğer bu dört yönden bir tanesinde oyuncu bulunursa, oyuncu en öncelikli hedef olduğu için oyuncuyu bulduğu anda diyor ki bundan sonra diyor başka hiçbir koordinatı kontrol etme. Gidilecek yerlerin listesini de bugüne kadar ne bul bu zamana kadar ne bulduysan hepsini sil. Ve oyuncunun koordinatını gidilecek yerler listesine koy. Ondan sonra da listeye bir daha bir şey ekleme. O da şu bunu bir yaptığımız için Don't check other coordinate. Bunu bir yaptığımız için eğer eşitse 1'e girecek. Sıfırsa daha bulmamış, girmeye devam edebilir. 1'e eşitse girmemesi. Niye ben kafa karıştırıcı yapıyorum? Sıfır da geç. Don't check other coordinate. Sıfırsa bir yaptı, birini buldu. Bir geçmeyecek buradan. Bir olduğu için geçmeyecek. Birini başka listeye daha başka birini ekleyemeyecek. Niye böyle oluyordu? Çünkü oyuncuyu buldu. Bu bizim öncelikli hedefimiz. Oraya gideceğiz. Ekledi. Eğer ki diğer olasılık ne? Burada eklenen koordinat bir önceki koordinatsa, şimdi bir önceki koordinat içinde şöyle bir şey var. Bir önceki koordinatı listeye eklemiyoruz. Çünkü o en son gidilecek yer. O randomla bir yer seçerken onu kale almayacağım. Eğer gidebileceğim başka hiçbir yer kalmamışsa o zaman ona yöneleceğim. O yüzden onu şu an başka bir değişkende tutuyorum onun değerini. History Direction. O da eğer player bulunmamışsa onu alıyorum. Niye? Çünkü player History Direction'da da bulunabilir. Bir önceki Direction'da da bulunabilir. O zaman bir önceki Direction'ın rütbesi artıyor. En üste çıkıyor. Hedefim o konumda. Çünkü oraya yönelmem gerekiyor. Burada yine ne demişim? Ve don't check other coordinate. Başka koordinatları check etme. Eşittir. Sıfırsa sıfırsa birse buraya girmiyor. Birse girmiyor. Çünkü şeyi bulmuş. Birse girmiyor. Ne yapıyor? Direkt direction liste ekliyor. Player'ın olduğu
konumu direction liste ekliyor. Eğer o koordinatta player yoksa ayrı bir yere ekliyor. Player'i bulamadıysa direct history'i de buraya ekliyorsa ne yapacak? Diğer 3 history'i de alt alta bu listeye eklemeye devam edecek. Sonra bu 4 koordinata baktım. Benim bir de o yapabileceğim işlerden bir tanesi beklemekti. Onu da ne dedik? Normalde bir bekleyebilirim. Bir de zorunlu bekleme var. Zorunlu beklemede kendimi bir yere sıkıştırdım. Önüme de geldi başka bir böcek geldi. O böceğin üzerine geçemeyeceğim için ne yapacağım? Gidebileceğim hiçbir yer olmayacak. O zaman bekleyeceğim. Şimdi bu söylediğim işleri yapabilecek bütün verileri atadım. Atadıktan sonra artık o verileri işleme kısmına geçiyorum burada. Öncelikli olarak şeye bakıyorum. Benim direction listimde, yani gidebileceğim yerlerde bir yer var mı? Direction listin uzunluğu benim gidebileceğim yerlerin sayısı kadar olacak. Eğer player varsa direction listin uzunluğu 1 olacak. Öncelikle oraya gitmem gerektiği için, başka random başka bir yere gitmek istemediğim için uzunluk 1 olacak. Oraya gideceğim. O zaman da buraya girmeyecek. Direkt buraya, else'ye girecek bir tek. Else'de de bakacak. Eğer ki bir player bulunmuşsa beklemeyi hiç hesaba katmayacak. Direkt player'a yönlenecek. Ama eğer gidilebilecek bir yer var, işte gidilebilecek yerler var ya da gidilebilecek bir yer var, player bulunmamış çevrede, o zaman ne oluyor? Gidilebilecek yerler listesine bir de kendi koordinatında bekleme işini de ekliyoruz. Burada random bir sayı bulurken length bir artı olduğu için bekleme de bir iş. 4 yönün dışında ya da artık kaç yöne gidilebileceğini bulmuş. 2 yönün dışında bir sayı da bekleme için random gelebilir. Ya 2 yöne gidecek ya bekleyecek gibi. Şuradaki beklemede zorunlu bekleme. Gidilebilecek hiçbir yer yok. History Direction'ın içeriği de boş. Nasıl boş olabilir? Şurada eklemesi gereken komut o koordinatlarda bir böcek bulunduğu için buraya girmeyerek eklenmemiş olur. O zaman bu da boş olduğundan dolayı, şurası da boş olduğundan dolayı yapılacak hiçbir iş kalmaz. Ne yaparız? Biz de direction list'te bekleme komutunu push edip şurası çalıştığı için şurası çalışmayacak. Yani bir tane bekleme komutu push ediyoruz. Sonra burada random'a girecek. Random'da da 1 olduğu için beklemeyi mutlaka bekleme gelecek. Lang'i 1 olduğu için. Random sayıda bekleme gelecek. Eğer bekleme ise animate class'ını çalıştırmayacağım. Onun yerine bekleme için farklı bir komut yazacağım. Evet, güzel. Şunu kaydedip bekleme komutunu da yazıp test edelim. Bekleme komutu dediğimde şimdi animate class çalışmayacağı için on coordinate de çalışmayacak. On coordinate çalışmazsa bir sonraki düşünmeyi tetiklemez kimse. Bekleme burada sona erer. Yani beklemeye girdi mi bir böcek bir daha düşünmeyi bırakır.
benim istediğim bir süre bekledikten sonra tekrar düşülsün. Koordinatlarda bir değişiklik yapacak diyeyim. Yapabilirim. Şöyle. History X'i güncellerim. Çünkü artık mesela şurada beklediğim için artık şurası History X olmayacak. Bir önceki konumu buradan geldim ama burada bir süre beklediğim için artık burası olsun. Şu bir X ve Y'yi güncellememe gerek yok. Zaten aynı koordinattayım. Templeri güncellememe gerek var mı? Zaten bu da aynı koordinatı taşıyor. Şu komutun da burada durmasında şu an bir sakınca görmüyorum. Şu history X, history Y. Burada yanlış yazmış. Bekleme history X'de olmaz. History X'de olmaz bekleme. Şu an bulunduğu X'de olur. Niye bu History X kalmış? Ben onu nerede kullandım? Nereden kopyaladım daha doğrusu? Şu History X, History'ye yanlış mı düşünüyorum? Yok, hayır. Tabii. Bunun beklediği yer şu anki konumu olması gerekiyor. This.x, this.y bekleme işleri şu anki konumda yapılıyor. This.x ve this.y değişmiyor ama historisi this.x, this.y alıyor. Tempi de şu anki bulunduğu konum oluyor. Is moving. Evet, is moving. Şurada bir yerde bir yapıyorsak eğer is moving'i nerede yapıyoruz? Is moving'i nerede bir yapıyoruz? Mode'u da. Mode'un içinde yapıyorsak, Mode'u çalıştırmadığımız için, Mode'u burada çalıştırmadığımız için IsMoving'i şey yapmamıza gerek yok. Değişiklik yapmamıza gerek yok. Zaten hareket etmiyor. Doğru olan da o. Bir hareket halinde değil. Başka ne var? Şöyle bir şey var. Şunun içerisine onu yazıyorum. Şu deti daha önce bu fonksiyonun içinde kullandım mı? Ona bakayım. Pink'in içinde kullanmamışım deti. Kullanıyor olsaydı yukarı yazardım. Başkaları da kullanıyor olsaydı. Buraya ne kadar süre yazarsam o kadar süre bekleyip bir sonraki hamlesi için harekete geçecek. Bekleme süresini de en fazla 1-2 saniye yapalım. 2 saniye olsun. 0 ile 2 saniye arası ya da 100 artı
parse int mat random çarpı 2 saniye en fazla 2100 milisaniye, en az 100 milisaniye bekler. Random bir değerde bekleyecek. Bakalım çalışacak mı? Check koordinat kullanılmamış diyor. Şu nedir? Kullanılmıyorsa. Şunları algılıyor kullanıldığını. Nasıl görmezsin onu? Acaba şunu kapatayım mı? Fonksiyon eklediğim için onu kapatsam daha iyi olur. Şunda bir değişiklik yapmadı da yine kullanamadığını söylüyor. Şunu da kapatayım artık. Bakalım bu kod nasıl çalışacak? Çok merak ediyorum. Hareket halindeyken düşünmeye başladı. Evet, bir şeyler, bazı şeyler hatalı. Hareket halindeyken düşünmeye başlıyor. Peki, yani ne çalışıyor? Şu. Hareket halindeyken düşünmeye başlıyor. Şimdi bunu hareket halinde yapabilecek kim var? Bir tek Moto. Bunu hareket halinde çıkaracak da on koordinat var. Peki. Motor bekleme, yönelme. Peki, direction eşit değil, wait olduğunda, yani bekleme değil, bir yere hareket olduğunda mount çalışıyor ve şeyi sıfır yapıyor, bir yapıyor is mounting'i. Şunun is mounting'le hiçbir alakası yok. Peki. Ismoink'i kim çalıştırıyor? Şunu kesip şu en üste koyacağım. Şunu benim bu fonksiyonla şu an bir işim yok. Şunu ne dedik? Set time out function that nokta think. Tekrar çalıştıracağım. Nasıl hatayı tespit etmemiz daha kolay, hangi yöntemle daha kolay olur diye düşünüyorum. Debug mı yapalım yoksa
değişiklik yaptım kodumda. Bu timeout komutunu çalıştırmadan önce çalıştırırken bunun bu nesneyi bu böceğin içerisine açtığım bu böceğe ait bir değişkenin içine atadım o nesneyi ve timeout set timeout her çalıştırmadan önce o nesnenin içerisinden o böceğin set timeout'unu temizledim. Bunu bir de aynı şekilde durmayı düşündüğü yerde kullandım. Yine temizledim ve birbirlerini etkilememeleri için eğer bir iş yapılıyorsa önce onu temizleyip sonra işe devam ettim. Hem de bu nesne bu böceğin içerisinde oluşturulmuş oldu. Daha önceki yazdığım komutta sanki bir nesne hareket ederken diğer bir nesne bu set timeout'lar birbirini etkiliyor gibi geldi bana. Bunu yaptığım zaman artık birbirini etkilemesi kesildi. Böcekler şu komut güzel olmadı. Eğer beklerse historisi beklediği koordinat olsun. Onu kaldıracağım. Çünkü ilerliyor, bekliyor, sonra tekrar geri gidebiliyor. Öyle olmasın. Beklediği zaman yine ileriye doğru devam etsin. Bekleme çok fazla oldu. Onu 1000 yapacağım. Evet. Yazdığımız algoritma son haliyle bu şekilde. Mesela bakın böcek benim çevremde olduğu için artık bir yere hareket edemiyor. Çünkü ben öncelikli hedef olduğum için ne olursa olsun beni takip ediyor. Bu da tehlikeli aslında. Ben yakalandığım zaman kaçmam gerekecek böcekten, yoksa beni takip edip hasar vurmaya devam edecek böcek. Evet. Şu kayma sorunu çok böcek eklediğimiz zaman hala olmaya devam ediyor. Onun için bir çözüm daha deneyelim. Ne yapabiliriz? Şurada nesnemin olması gereken bir koordinat var. Ve animasyon class'ı da diyor ki ben animasyonu yaptım ve seni götürdüm. Ama bizim uyguladığımız yöntemde tam koordinata varmamış olursa ve tam koordinata varmamış bir şekilde bizim animasyon class'ımız işlemini tamamlarsa bir düzeltme yapalım. Çünkü ben zaten koordinatı biliyorum. X ve Y koordinatını. O koordinatların hangi piksel uzaklıkta olması gerektiğini de biliyorum. Şurada bir bakalım. Eğer olmam gereken koordinattan farklıysa piksel, bana beni onu söylesin şurada. Nasıl yapacağız? X için yapalım. This.x koordinatı
şu an olduğum koordinat olması gerekiyor. Map nokta map nokta get get x px from koordinat şu koordinatın için olması gereken xp'yi istiyorum. Px'i kaç piksel olması gerekiyor ilk koordinatına gitmek için. Onu istiyorum. Bu bana bir sayı değeri dönecek. Bir de neyle karşılaştıracağım bunu? Şu an nesnemin bulunduğu koordinatla. Şu an nesnemin bulunduğu koordinatla karşılaştıracağım. O da nokta still nokta x neydi? Left. Left değeriydi. Şurada var. My x pikselliğim artı sonra piksel ekleyeyim. Çünkü şuradan gelecek değer piksel olduğu için string'e bunu çevirmem şimdi daha kolay. Var current pikselliğim eşittir şu. Burada da eğer benim bulunmam gereken piksel eşit değilse bulunduğum piksele bir kayma olmuşsa beni uyar. Olmam gereken piksel artı şu an bulunduğum pikseli göster. Olduğum piksel bu. Bu da olmam gereken piksel. Bakın dışarı bile çıkmış. İşte olduğum piksel 481. Olmam gereken 480. Yavaş yavaş küçük bir hata. Olduğum 514. Bayağı büyümüş hata. Evet. Olduğum 2 evet. Kayma oluyor. Animasyon ne için? Animasyon kurası. Bir koordinattan diğer bir koordinata hareketli bir şekilde yol almak için. Eğer koordinata vardım dediğinde ben bulunması gereken koordinatı biliyorum. O koordinatta değilse ben onu manuel olarak o koordinata getireyim. Bakalım o zaman ne olacak? Nasıl yaparım onu? Şunun şu olması gerekiyor. Bir de tapında ya olması gerekiyor. Şu yine check etsin. Belki başka bir sorun da olabilir çünkü. Şöyle bir şey daha denedim. Bakalım bu sorun çıkmadı şu an. Evet.
Mesela bazı şeyler oluyorsa, mesela işlemci yoğunlaştığı zaman işlem tamamlanamadığında mesela koordinat yarım kalıyor ama bizim komutumuz onu tekrar olması gereken yere getiriyor ve olduğu yerden devam ediyor. Eğer şu düzeltme olmasaydı ne oluyor? Yavaş yavaş her işlem olmadığında kaya 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 en son iyice koordinattan çıkar hale geliyor. Sanırım bu daha başarılı oldu düzeltmekte. Hatta bunu yaptığımıza göre şu bekleme işini de kaldıralım. Nerede bekletiyordum ben? 10 koordinatta 100 piksel 100 milisaniye bekletiyordum bir ara vermek açısından. Bakalım ara vermezsem ne olacak? Sıfırdı diyebilirim. Şöyle yapayım. Çalıştır. Hareket halindeyken düşünmeye başladım. Hareket halindeyken düşünmeye başladım. Peki, sebebi şu değişken olabilir. Şöyle yapayım. 5 milisaniye düşünsün. Atlamalar oluyor. Atlamalar oluyor ama tekrar koordinata geliyor. İşlemciye bakalım. Video çekmem işlemciyi yoruyor mu? Yani ne kadar yorsa da yine bizim yaptığımız bu işin bu kadar işlemciyle yormaması lazım. %82-75. Yani biraz işlem yapıyoruz. Şunu da bir de şunu deneyeyim. This nokta think. Şunu da kapatıyorum. Evet. Bekleme olmazsa bir problem çıkabiliyor. Şunu sileceğim. 4 böcek için şimdi düzeltmeyi yaptığımızdan da dolayı 5 milisaniyelik bekleme işi götürüyor. Ama şu çok atlamaların olmaması için yine bir 100 milisaniye bekletirsek hem 100 milisaniye bekletirsek hem de düzenlersek kayma piksel kaymasını o zaman şu anda çok fazla hata çıkmayacağını düşünüyorum. Geri dönmeyi kapatmıştık değil mi? Onu istemiyordum ben. History X bir yerde beklediği zaman History X'i beklediği yer olmasın. Çünkü oradan tekrar harekete geçince geri dönmesin diye tekrar ileriye baksın. Eğer gidecek başka yer yoksa zaten
History X'e gitmek zorunda kalırsa bir geçmişine zaten oraya gider. Evet. Bu bölümü bu seviyede çalışır haldeyken bırakacağım. Şimdi başka kodlar yazmaya başlayıp hatalar çıkarsa bölümün sonundaki kaynak kodu çalışmıyor şekilde bırakmak istemiyorum. İşin çok uzamasını da istemiyorum. Zaten bu videoda yeterli seviyeye geldi. Bir parça kaydettim. Bu da ikinci parça. İkisini birlikte birleştireceğim. Şurayı da temizleyebiliriz. Şunları ben burada kullanmıyorum. Şu nedir? Evet. Canlının, böceğin can barı olacak. Bir süre daha ben bunları izlerim hareketlerini. Eklenmesi gereken, çıkarılması gereken bir şey olursa. Yakalandığı zaman durum tabii kaçabiliyoruz. Kaçabiliyoruz. Kaç tane oldu ekranda? Bak, oyunu yeni ben başlattım. Böcekler iki katına çıktı. Niye? Çünkü oyunu yeniden başlatırken böcekleri temizlemedik. Böcek klasımızla da böcek ekle dediği zaman ne yapıyor? Üzerine yeni böcekler ekliyor. Böcekler iki katına çıktı. Yeni bir bölüme başladığımda. Kapıyı açarsak böcekler de arkamızdan çıkabilir. Bir tanesini çağıralım. Çıkardık iki tane dışarı. Evet, bu şekilde oyunda bir hareket daha katmış olduk. Bakalım, biraz daha geliştirelim. Ne çıkacak? Bir kişi de kendiliğinden çıktı. Bu bölümü de burada sonlandırıyorum.